Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Bir merhaba diyelim mi? Hadi oğlum. Merhabalar. Merhabalar. Başkanım hoş geldin. Değerli arkadaşlar, benim buraya ikinci gelişim. Daha önce bir seçim öncesi gelmiştim. Gayet güzel, keyifli bir çalışma olmuştu. Şimdi kar yağıyor. Hepiniz nasıl karı bekliyorsa ben de bekliyorum. Berekettir, yağsın. Ürününüz karla beslensin. Güzel ürün elde edin. Hepiniz güzel gelirler elde edin. Bizim en büyük arzumuz budur. Size söyleyeceğim şu. Bir, Türkiye iyi yönetilmiyor. Bunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. İki, 10 milyondan fazla işsizimiz var. 10 milyondan fazla. Belki burada yok yeteri kadar, belki düşüktür. Ama Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş, hala babasının, annesinin emekli aylığına bakan üniversite mezunu işsiz çocuklarımız var. Bütün bunların çözülmesi lazım. Bütün bunları çözmek için de akıllı siyasete, bilgili siyasete, vatandaşı düşünen siyasete, vatandaşın cebini düşünen siyasete, alın terine önem vermemiz lazım. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur. Her eve helal para girerse, her evde huzur olur, her evde bereket olur. Biz 83 milyon olarak Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyoruz. Her biriniz vergi veriyorsunuz. Şu küçük çocuk da vergi veriyor. Ekmek alırken vergi veriyorsunuz. Süt içerken vergi veriyorsunuz. Otobüse binerken vergi veriyorsunuz. Tek tüt teneffüs ettiğiniz hava dolayısıyla vergi vermiyorsunuz. Peki bu vergiler nereye gidiyor? Esnaf perişan vaziyette. Kırıkkale'de anlatıyorlar. 40 yıldır devlete vergi veriyorum, bana 40 gün bakmadı diyor. O zaman bu devlet niye sosyal devlet değil? Bunu sorgulamamız lazım. Ben biliyorum. Heyecanınızı da biliyorum. Ama önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin. Sonra bu kardeşinize güvenin. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracağım. Kararlıyım. Benim dünya malında gözüm yoktur. Dünyanın bütün malı bana ait olsa ne olur? Eğer benim komşum açsa, ben o akşam huzur içinde yatağa başımı koyacak mıyım? Komşusu açken tok yatan bizden midir, değil midir? Değil. Değilse o zaman komşusu aç olan milyonlar var bu ülkede. Sarayda oturanların dünyası farklı. Ben saray meraklısı bir adam da değilim. Evimde huzur içinde oturayım yeter bana. Sizlerin de saray meraklısı olmadığınızı biliyorum. Sizler de diyorsunuz ki tarlada mı çalışıyorum, hayvancılık mı yapıyorum, fabrikada mı çalışıyorum? Alın terinin karşılığını alayım, ben de huzur içinde yaşayayım. Herkes bunu istiyor. Eğer siz 19 yıl bir devleti yönetir, 19 yıl, 19 yılın sonunda 10 milyondan fazla işsiz yaratırsanız, siz bu ülkeyi yönetiyor musunuz? Başkaları mı bu ülkeyi yönetiyor? Almanya ile nüfusumuz aynı. Almanya ile. Almanya dışarıdan işçi transfer ediyor. Yeteri kadar Alman yok çalışacak. Bizde 10 milyon işsiz var. Yeni işsizler ekleniyor. Bunların büyük bir kısmı da üniversite mezunu. Peki bunlar düşünüyorlar mı? Bir anne baba çocuğunu üniversiteye hangi şartlarda gönderiyor? Ya yemiyor, çocuğuna gönderiyor. Giymiyor, çocuğuna gönderiyor. Üniversiteyi bitirsin. İyi bir hayat standardı yakalasın. Sağlıklı, tutarlı bir evlilik yapsın. Torunların olsun diye her anne baba bunu istemez mi? Üniversiteyi bitirdi. Kızı oğlu üniversiteyi bitirdi. İşi yok, gücü yok. Babanın emekli maaşına bakıyor. Acaba bana buradan harçlık gelir mi diye. Bu yakışır mı ya? 21. yüzyılın Türkiye'sine. O zaman bu siyaseti niye yapıyorlar? Neden bu siyaseti yapıyorlar? Oturup düşünmemiz lazım. Yeni bir yol ayrımındayız. Yeni bir yol ayrımındayız. Bakın 6 milyon 300 bin genç 2023'te sandığa gidip oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç.
6 milyon 300 bin gence ne verildi Allah aşkına? Ne verildi? Borç. İş mi verildi? Borç verildi borç. Başkanım borç. Borç verildi ben de biliyorum. Borcumuz var. Hepsi borçlu. Size bir sözüm var yalnız. Sizlerin izniyle, Allah'ın takdiriyle iktidar olduğunda pandemi döneminde aldığınız kredilerin faizlerini tamamen sileceğim. Faiz olmayacak. Faiz olmayacak. Elinoğlu'nun İstanbul Havaalanı'nın 2 yıllık kira geliri yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar lira. Sildiler bir kalemde. 18 milyarını sildiler. Bana soruyorlar, diyorlar ki efendim çiftçinin, esnafın pandemi döneminde aldığı kredinin faizini neyle sileceksin? Onun 18 milyarını silerken soru yok da sizin aldığınız kredinin faizini silerken mi bana soru soruyorsunuz? Sileceğim. Kararlıyım, sileceğim. Faizini sileceğim. Ama onlar Mehmet Cengiz başkanım, Mehmet Cengiz onlar. Biliyorum, hepsini biliyorum arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz. Benim anlattıklarımın doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. O zaman el ele vermek zorundayız. Beraber. Bu memleket sadece benim değil, hepimizin memleketi. Benim bir gelirim var, doğru. Milletvekili aylık alıyorum, doğru. Sizden daha fazla aylık alıyorum, doğru. Ama ben sizin derdinizi düşünüyorum. Sizin sorununuzu düşünüyorum. Sizin çocuklarınızın derdini düşünüyorum. Sayın Başkanım, 1500 lira emekli maaşı alıyorum. İki tane üniversite öğrencisi okuyorum. İki tane. 1500 lira emekli, 1500 lira emekli aylığı alıyorum diyor arkadaşım. Belki duymadınız. Bakın, dedim ki bu memlekette binlerce kişi 1500 liranın altında aylık alıyor dediğimde Kılıçdaroğlu doğruyu söylemiyor dediler. Oysa onlar biliyor ki Kılıçdaroğlu ne derse doğruyu söyler. 27 buçuk yıl ben bu devlete hizmet ettim. 27 buçuk yıl. 27 buçuk yıl. Para nasıl toplanır, vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcama nasıl yapılır, israf nasıl önlenir? 27 buçuk yılımı bu işe verdim. 1500 lira aylık alıyorsunuz. Emekli aylığına zam geliyor. Siz gene sizin maaşlarda zam yok. Yok yok yok. Tabii olmaz, vermezler. Verdiklerini geri aldılar. Biliyorum. Verdiklerini geri aldılar. Emekliye 2 maaş ikramiyeyi yıllarca söyledim. Meydan meydan söyledim. Sonunda verdiler ama 2 maaş ikramiyeye zam vermiyorlar. Enflasyona ezdirdiler. Sizin sorununuzu çözeceğim. Hiç meraklanın. Kim üretiyorsa, kim çalışıyorsa, kim alın teri döküyorsa ben onun yanındayım. En büyük gücüm sizsiniz. Onu da unutmayın. En büyük gücüm. Oturup düşüneceğiz. Takım tutar gibi parti tutulmaz. Takım tutar gibi. Neymiş? Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım, efendim Galatasaraylıyım, Trabzonsporluyum. Tamam. Değiştirmeyiz. Takım yenilse de, galip gelse de takımı değiştirmeyiz. Parti öyle değil arkadaşlar. Bana hizmet etmeyen, vatandaşa hizmet etmeyen partiye destek mi verilir? Benim çocuğumu işsiz bırakan partiye destek mi verilir? Onların çocuklarına bakın. Kaç yerde maaş alıyor sarayda oturanlar? Kaç yerden? Milletvekili maaşı, emekli maaşı, yönetim kurulu üyeliği, bir başka yönetim kurulu. 5 ayrı yerden en az her birisinden 10'ar 1000 lira maaş alıyorlar. Değerli arkadaşlarım ya. Vicdan, bunu vicdan kabul eder mi? Bunu ahlak kabul eder mi? Ben buna isyan ediyorum, siz de isyan edeceksiniz. Nasıl? Sandık önünüze gelecek. Memleketi bu hale getirenlere sandıkta gidip doğru dürüst bir ders vereceğiz. Yeter diyeceğiz. Ayrıl kardeşim, yerine birisi gelecek. Temiz birisi gelecek. Düzgün birisi gelecek. Hiç. Bakın, ben sizin sözcünüz olacağım. Sözüm söz yani. Nereye gidersem gideyim. Medya yok arkamızda. Biliyorum. Arkadaşlar, Türkiye'nin şartlarını biliyorsunuz. Ya adam düşüncesini söyledi diye hapse atılıyor. Bir tweet atsa başım belaya girer mi girmez mi diye korkuyor. Ben size şu sözü veriyorum. En rahat eleştireceğiniz kişi ben olacağım. Çünkü ben eleştiriden ders çıkaran birisiyim. Birisi beni eleştiriyorsa herhalde bir şey var. Niye eleştiriyor beni? Boşu boşuna eleştirmiyor herhalde. Dinlemek lazım. Siyasetçinin görevi de odur, dinlemektir.
dinlemiyor, her şeyi ben biliyorum diyorsa bilin ki toplumu felakete sürüklüyor. Onları dinlersek iyi. Hepsini halledeceğim. Allah'ın izniyle hepsini halledeceğim. Bu kardeşinize güvenin. Hepsini halledeceğim. Hepsini yolcu edeceğim. Yolcu. Hepsini yolcu. Yolcu. Demokratik yollarla yolcu edeceğim. Hep beraber. Hep beraber zaten. Hep beraber birlikte yapacağız bunu. Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getireceğiz. Temiz, dürüst, namuslu, milletine hesap veren, milletinden topladığı her kuruşun hesabını millete veren ahlaklı bir siyasete getireceğiz. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çiftçilerin derdinden ilgilendiğiniz için size sonsuz teşekkür ediyoruz. Özellikle çiftçi borçlarınızı öneriyorsunuz. Bir ikinci husus da tarım desteklerinin çiftçiye yapılmasını istiyoruz. Bunu da herkes bilir. Bu köyde, bu kasabada en az 100 çiftçi, 150-200 bin dönüm Sivas yöresinde çiftçilik yapıyoruz. Evet. 3 yıl tarlasını ektim. Ortalama 40 ton mazot, 30 ton da gübre harcadım yıllık. Kör kuruş devlet desteği almadım. Bu sene üreteceğim ürün için en az 40 ton mazot yakacağım. Gelecek en az 40 ton mazot. 30 ton da gübre aldım. Hala kör kuruş. Tamam. Devletten destek alamıyorum. Sebep tarla sahibine ödüyor. Tarla sahibi nerede? Ankara'da mağazası var. İstanbul'da duraklı minibüsü var. Tarlayı biz ki adam diyor ki ben diyor her diye şey yaparsam diyor sözleşme yaparsam ben sana tarlam vermem. Ben devletten kendim alacağım. Bunun bir yolunu bulsanız ürüne ödeseniz bu devlet yoksa tarla toprağa kimse yemez. Toprağın ürettiği ürünü yer. Vatandaş. Yerinde duruyor zaten. Ürünü de kim yetiştiriyor? Evet. Biz yetiştiriyoruz. Ürünü de biz yetiştiriyoruz. Ürüne verseler, ay çekirdeği yetiştirsem ancak belgeleyin bunu. Hem devlet benden alan tüccar vergi kaçırmasın. Bunu gündeme getirelim. Diğer konularda zaten çiftçiye gerekli yardımı yapıyorsunuz. Bütün çiftçilere size sonsuz teşekkür ediyorum. Ama özellikle tarım desteği konusunda. Birinci sorunumuz, orası Kırıkkale rafinerisi yazıyor. Orası aslında Hacılar rafinerisi olması gerekir. Aynen. Neden? 10 bin dönüm araziniz gitmiş, mahrumiyet bölgesinde kalmışsın, çok fakirleşmişsin ama Kırıkkale adını alıyor. Birinci sorunumuz, Allah inşallah ufukta iddar görünüyor, geleceksiniz. İnşallah bizim sene 2021, Mart ayı 25, dün Perşembe. O iddara geldiğinizde bu Hacılar kasabasından sizlerin kapısı o tüpraş rafineri için açılmak istenirse, bir heyet hacılardan sizin yanınıza gelirse, lütfen gözünü seveyim genel başkanım, o kapıları kapatmayın bu gençlerin üzerine. Zaten bu bir milletvekillerimiz var. Bu bir. Evet, var zaten. Zaten bu bir. İkincisi, buradaki gençlerimiz 800 kilometre, 900 kilometre Sivas gibi yerlerin dağlarına gidiyorlar. Orada yatıyorlar. O yattıkları yerde lamba yok, yoba yok, battaniyeyle çalışıyorlar. Ama bu tüpraşta 800-900 personel olan bir tüpraşta Hacılar kasabasından 5 kişi çalışıyorsa namerdim. Yapma ya. 5 kişi çalışmıyor, 5. Doğru genel başkan. Şimdi 5 kişi 5. Sayın genel başkanım, biz çok doluyuz, çok yararlıyız. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bizim insanlarımız burada hastalanıyor, ağaçlarımız vuruyor, cepçelerimiz vuruyor, parasını onlar alıyor sayın genel başkanım. 3 sene, 53 sene sosyal demokrata inandığım dedelerimizin, babalarımızın sosyal demokratın ileri görüşlü olduğunu, bu vatana hizmet ettiğini, bu insanları bir araya getirdiğinin dolayısıyla oy verdim. Ama hiç de pişman değilim, gururluyum. Onun için sayın genel başkanım, sizlerden bu yardımlarımızı bekliyoruz. Ahmet Ünal Bey'den de Allah çok razı olsun. Böyle bir milletvekili gönder. Ziyarete en çok gelen vekilimiz bu. Aramızda bu. Bunu burada MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi kim olursa olsun takdirle karşılıyor. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Var olsun. Sizleri de Allah şimdi rast getirsin. Sizleri tekrar bu Hacılar Kasabası adına sevgiyle selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. İnşallah. Kurban olduğum Allah bütün bu insanları bir araya getirmeyi nasip eylesin. İnşallah tek istediğimiz bu inşallah. O rafinerdeki yazının sadece Kırıkkale rafiner yazısının silinmesini sayın genel başkanım
ihtara geldiğinde önce, gözünü seveyim. Ben onu sil. Orasında Hacılar Rafinerisi yazılmasını istiyoruz. Kırıkkale bir karış toprağa gitmedi. Evet. Bir karış toprağa gittiyse Kırıkkale'nin amenna. 12 bin dönüm arazi, 12 bin dönüm arazimiz gitti, bizim arazimiz. Bana anladın. Onun için sana bakalım. 1985'te Deniz Baykan'ı ben oğlumun düğüne getirdim. Evet. Buyur Hacılar evet. Hepsi burada. Evet, evet. Bu partiye böyle mücadele ettim. Kurultaya ailemin kulağında kupeyi sattım gittim Konya'ya. Bu partinin evet. Temeline inandığım için. Evet. Ama hiçbir şeyin sahibi olamadım. Ama gururluyum. Yine de gururluyum. Evet. Hiçbir devlet dairesinden çoluğum çocuğum hiçbir işe girmedi. Sağ ol varlığa. Girmedi. Girmesin de önemli de değil. Tekrar seni sevgiyle selamlıyorum. Genel Başkanım. Rahatsız ettiysem özür diliyorum. Estağfurullah. Konuşmalarımda estağfurullah. Da hata varsa tekrar özür diliyorum. Estağfurullah. Bütün konuşmalarım doğru. Sağ olun. Bir de ben şunu söyleyeyim Genel Başkanım. Kırıkkale'deki ülkücü arkadaşlarımız yani beraber dayak yediğimiz, önceden dayak yediğimiz, önceden dayak attığımız ülkücü arkadaşlarımız adam gibi adam seçtik sizden. Geçmişte ülkücüler, devrimciler kavga ettiler. İkisi hapishanede. Vatan için ettiler. İkisi de baktılar ki ya vatanseveriz dediler. Kucaklaştılar. Geçenlerde Koçero geldi. Onunla da helalleştik. Öğrenciyken kavga etmiştik. Evet. Evet. Genel Başkanım, bak halkın içindesiniz. Burada bir tanesini kimse ne polis aradı ne bir şey aldı. Belki silahlı biri de var da olabilir. Ya yani. Olabilir mi? Bak korkma. Anladın sen korkarsın. O Cumhurbaşkanı gelseydi böyle gelseydi. Ben halkın içine gelin. Bu millet sizi seviyor. Cumhurbaşkanı böyle gelseydi. Yanaşın lan. Mümkün değil biz kendi kasabamızda kendimiz giremezdik buraya. Teşekkürler. Size bir şey çekin. Çocuklar. Cemil çekin. Ben bu işten ne? Geçen yıl bu mevsimde benim aldığım yem 69 lira, desi yemi şu anda 120 lira. Bunu kim nereye gidip de giderse gitsin araştırsın. Süt yemi 85 lira geçen yıl bu mevsim, şu anda 145 lira. Yemin yanına yaklaşılmıyor. Köylünün yemini, arpasını 1200 liradan topluyorlardı, ofiste, tüccara veriyorlardı. Şimdi 2 liradan arpa alınmıyor. Benim ballem bitti. Ben mağdurum yemden. Geçen yılki etin fiyatı 38-40 liraydı. Şu anda aynı yerinde sayıyor, yemin ediyorum. Gitsinler, kim nereye giderse gitsin araştırsın. Biz mağduruz. Köylü olaraktan, hayvancı olaraktan, çiftçi olaraktan. Geçen sene 1600 liradan aldığımız gübreyi bu sene 3100'den aldık. İthalat sokuyorlar. İthalat eğer sokuluyorsa bu ülkeye evet. O zaman niye? Kusura bakmasınlar. İthal ucuz yemde getirsinler. Biz derdimizi kime anlatalım? Yapmasınlar diyor, itmesinler diyor, zarar. Biz çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını bu mandıraya yatırdık. Bizim yanımızda kim duracak? Kim yapacak? Duracağız. Hakkınızı savunacağız. Nerede vekilimiz? Bak, kapı gibi oldu. Allah razı olsun. O da sizin hakkınızı savunuyor. Biz de hakkınızı savunacağız. İnşallah çözeceğiz. Beraber çözeceğiz ama. Birlikte. İnşallah. Tabii birlikte. Bu memlekette alın teri değerli olduğu sürece, alın terine değer verildiği sürece hiç kimsenin sırtı yere gelmez. Ama dışarıdan etti, dışarıdan sütle, dışarıdan yemdi, dışarıdan fideydi, dışarıdan ilaçtı, dışarıdan mercimekti, dışarıdan samandı olursa o zaman herkes perişan. Süt birliği bilene 2.80 kuruştan süt alıyor. Evet. Süt birliği. Evet. Ama piyasaya bakarsanız hepiniz evinizde süt alıyormuşsunuz. Kaçta aldığınızın evet. Bakkallarda, marketlerde görüyoruz. Öyle. Bizim etimiz para etmiyor. Markete gidiyor. Et 100 lira, 80 lira, 90 lira. Evet. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum. Elimde benim tosunum kaldı 7 tane. Evet. 33 liraya yemin ediyorum ben tosun kestirdim. Evet. Şu anda geçen yılın fiyatıyla şu anki fiyatın aynısı 38 lira 40 lira arası gidiyor geliyor. Evet. Kestiremedim. Borcum vardı 33 liraya zor kestirdim. Ümit başkanımız daha iyi bilir. Kendisi evet. Veteriner hekim. Evet. Sıkıntılar büyük. Yemin içindeki ham maddeler, vitamin, mineraller, soya hepsi yurt dışından geliyor. Evet. Türkiye'de üretim yok. Üretemiyorlar. Yurt dışından da geldiği için dövizle geliyor. Haliyle otomatikman çiftçimize yansıyor. Vatandaşa yansıyor. Sap alanımız zayıf genel başkanım. Evet. Yani sapta sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu bir.
Ya bakamıyoruz yani, yem alamıyoruz, edemiyoruz. Mazot desen ona keza. Şu anda benim ballem bitti. Ben 4 liralık balleyi 15 liraya alacağım belki. Stokçulardan bilmem şuradan buradan. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Ben, bir babam var, ben varım. Babam emekli. Evet. Ben 8-5 çalışıyorum. Evet. İşten geldim. 5'ten sonra bakıyorum. Artı 8'de mi girerek 9'da mı? Abim var. Evet. 3 kişiyle buranın hayvanlarına bakıyoruz. Bir de yaylada var hayvanımız. Evet. Oraya gidiyoruz, orada bakıyoruz. Evet. Hayvanlarımıza. Ben Ziraat Bankası'ndan kredi çektim. Krediye başvurdum. Bahçeli ilçesinde. Benden 500 bin lira yakın ipotek aldılar. Evim, arsam, tarlamı. Aldı. Hepsi ipotekli. İpotek aldı. Bana geldi, buraya geldi. Bandırayı gördü. Sen bunu neyle ödeyeceksin dedi. Ben de müdüre, Ziraat Bankası'nın müdürüne şu kelimeyi kullandım. Sen benden bu ipoteği boşuna mı alıyorsun dedim. Niye alıyorsun bu ipoteği dedim. Sesini çıkartmadı, benim kredime ret verdi. Şu anda merkezden kredi çektim. Ben 34 yaşındayım. Kendi adıma konuşuyorum. 200 bin liraya yakın kredi borcum var. İstediği yere de araştırabilirler. TC'mi vereyim, araştırsınlar. Var mı yok mu bilsinler. Yok yani, var diyorsanız vardır ya. Yemin ediyorum 200 bin liraya yakın benim kredi borcum var. Ben bunu 33 liraya nasıl vereyim? Kesime. Bir ton 200 kilo, 300 kilo gelen hayvan. Kurtarmıyor ki. 3 yaşını geçti, 3,5 yaşında. Geçen sene benim elimde kurban şey yaptı yani, elimde evet, kaldı. Evet. Şu anda bilene aynı. Bunların hepsi kardeşiydi, şeydi. Hep bir yaylada geri kalan hayvanlar. Biz üretici, biz kurbandan kurbana satış yapıyoruz. Ondan işte gördüğünüz gibi yemin yanına yaklaşılmıyor, hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. İthal et geliyorsa bu ülkeye, o zaman ithal ucuz yemde gelebilir. Haksız mıyım? Haklısın. Ahmet, Gülüş. Ahmet, nedesiyim ben. Ataş. Evet efendim. Evet. Kısa olduğu rivayet ediliyor. Tabii bunlar hep inanç. Burası yapılırken efendim, burası bir türlü taş tutmuyor, boş kalıyor. Daha sonra bir güvercin donanına gelip Mekke'den Mekke ışığı gönderiyor buraya. Efendim. Geliyor, burada güvercin olarak uçuyor. Mermer olarak buraya kalıyor, yerleşiyor. Gelemeler ellerini sürdükleri zaman, hacı sürekası olarak biz gelmiş gibi kabul ederiz. Evet. Çok dikkatli bakmışız. Yarım hacı oldu denir yani. Denir, evet, evet. Güvercinleri gözükür. Evet, evet. Sayın Başkanım, hacı ve taşımızın özelliği olur. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah sizi Cumhurbaşkanı, Başbakanı olarak görürüz. Gel Başkan, sen de. Başkanım.
Hasan dedenin bulunduğu topraklardayız. Mübarek topraklardayız. Güzel topraklardayız. Anadolu'yu Müslümanlaştıran topraklardayız. Dolayısıyla sizlerin bulunduğu yer çok değerlidir. Hep birlikte güzel Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Sizin bulunduğunuz yerlerin içinde farklı dünyalarda insanlar var. Sevinçleri var, kederleri var, üzüntüleri var hep birlikte. Ama bir olalım, birlikte olalım, beraber olalım ve güzel Türkiye'mize huzuru, mutluluğu ve barışı getirelim. Benim en büyük amacım o. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Her mutfakta huzur olsun. Çocuklarımız üniversiteyi bitiriyor. O çocuklarımızın işi olsun. Onların güzel evlilikleri olsun. Güzel torunlarımız olsun. Güzel evlatlarımız olsun. Hep bunun için mücadele ediyorum. Bunun için mücadele etmeye de devam edeceğim. 83 milyonu kardeş yapmak, 83 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyorum. Yollardayım. Alın teri döküyorum. Emek harcıyorum. Ama en büyük güvencem sizlersiniz. Sizlere güveniyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorunu çözebiliriz. Akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözebiliriz. Büyüklerimiz çözmüş sorunları, biz niye çözmeyelim? El alem sorunlarını çözüyor, biz niye çözmeyelim? Kavgadan uzak ama barışla birlikte, huzurla birlikte bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Havanın soğuk olduğunu biliyorum. Sizler şimdi sıcacık evlerinize gideceksiniz. Ben İstanbul'a gideceğim. Dolayısıyla ben sizi asla unutmayacağım. Siz de bu kardeşinizi unutmayın. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Sağ olun. Hasan dedenin bize bıraktığı güzel bir miras var. Orada ayrıca sevgili peygamberimizin veda hacı hutbesinden de bir bölüm var orada. Veda hacındaki hutbesi aslında insanlık tarihinin çok önemli belgelerinden birisidir. İlk insan hakları beyannamesi olduğu da söylenir o veda hacı hutbesinin. Onun ne kadar değerli olduğunu, o ifadelerin ne kadar değerli olduğunu hepimiz bilmeliyiz, öğrenmeliyiz ve anlatmalıyız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hayır duanızı eksik etmeyin diyorum. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Genel Başkanımız, Sayın Arkadaşlar, Rütbeyle mahsusun etlerimiz gelir. Kemal Bey'in şefaa geldi, hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. Okuyup tarihi bilenim gelmiş. Dört kitabı okuyup bilenim gelmiş. Perdeniz Cihan'ı bilenim gelmiş. Kemal Bey'in şefaa geldi, hoş geldin. Eyvallah. Şeriatta şu senindir, şu benim. Tarikatta ne senindir, ne benim. Ermişim hakikata sen. Yoktum ki benim. Kemal Bey'im sefa geldin, hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Seyit Süleyman'ın yerlerden attı. Halis ustaz olan matavu sattı. Gök dararken yerde elime geçti. Sayın Kılıçdaroğlu sefa geldin, hoş geldin. Sefa geldin, Adem Keren getirdin, iyilik getirdin. Amin. Adalet getirdin. Amin, sağ ol. Sen oturman bak yolun açık etsin. Sen başkanım açık etsin. Bir dönem Kılıçdaroğlu'ndan sonra 2019 seçimlerinde biz kazandık, göreve geldik. Kaç aday vardı? 3 aday vardı. Birazdan 50 oy vardı, 621 aldık. Ama maalesef aldığımız günden beri, bir önceki dönemden beri belediyeliklerini düşürdükten sonra çok büyük sıkıntılar içerisine geldik. Kırıkkale'nin etrafında tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını kalesi olarak Hasan Ceren'in muhtarlık olarak görüldüğü için hizmetten maruz kaldık. Personel çalıştırıyorum. Mecbur çalıştırmak zorundayım. Bütün belediyenin 50 personeline yaptığı işi 4 personeline yapmaya çalışıyorum. Ama maalesef yetiştiremiyoruz. Sigortası, maaşı, hiçbir geliri olmuyor. Muhtarlıkların bir yaptırım gücü yok. İş imkanı sağlayamıyoruz. Yani belediyelikten düştük, muhtarlık olduk ama insanlar aslında bizi belediye gibi görmesini istiyoruz. Yani belediye gibi hizmetler veriyoruz. Bütün altyapısını, üst yapısını öncelikle Sayın Vekilimizden çok teşekkür ediyorum. Mansur Başkanımızdan da Allah bin kere razı olsun. 3 kilometre borumuzu verdi.